Evet arkadaşlar dünyanın şekli ve hareketlerinde ikinci kısmı işleyeceğiz. Mevsimlerimiz yani dört önemli tarihimiz ekinoks ve solstis dediğimiz tarihler ve bu tarihlerde gerçekleşen sonuçlara bakacağız. Hemen başlayalım. Mevsimler. Öncelikle mevsim ne demek? Arkadaşlar yıl içerisindeki sıcaklık, farklı sıcaklık dönemlerine biz mevsim diyoruz. Sıcaklığı da güneş ışınları etkilediği için güneş ışınlarının düşme açısına göre yıl içindeki mevsimler meydana gelmiş olur. Hatırlayalım. Yıl içinde güneş ışığını da değiştiren neydi? Eksinikliğidir. Hemen bakalım. <laughs> 21 Mart 23 Eylül'e Ekinoks tarihleri diyoruz. Güneş ışınları ne yapar? Ekvatora dik düşer ve bu tarihte hemen hızlıca bir bilelim. Gece gündüz süresi ne olur? Eşit olur. 21 Aralık ve 21 Haziran'a ise ne diyoruz? Solstice ya da gün gündönümü diyoruz. Haziran 21 dediğinde güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düşer, Oğlak Dönencesine ise 21 Aralık'ta dik düşer. Önce Ekinoks tarihlerimize bir bakalım. 21 Mart 23 Eylül. Arkadaşlar bu tarihte güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik düşer. Dik düştüğü için Ekvator'daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluşmaz. 21 Mart Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsiminin başlangıcı iken 23 Eylül sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güney Yarımküre'de ise bunlar nedir? Tam terstir. Dünyanın tamamında gece ve gündüz süreleri ne yapar? Birbirine eşit olur. Yani aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğarak, güneş aynı anda doğunca ne olur? Gündüz aynı anda başlar, batar gündüz de biter. Yani gece gündüz aynı olur. Aydınlanma çemberi dediğimiz karanlıkla aydınlığı ayıran sınır kutup noktalarından geçer diyoruz. Şöyle görelim. Bakın şekillerimizde de 21 Mart'ta da 23 Eylül'de de bakın beyaz çizgimiz tam kutuplardan geçiyor. Yani karanlıkla aydınlığın ayrıldığı o sınıra ne diyorduk? Aydınlanma çizgisi diyoruz. Güneş ışınları ise tam ekvatora ne yapar bakın dik düşer. 21 Mart, 23 Eylül'de. Demek ki ekvatora dik düştüğü zaman ekinoks diyoruz. Bu tarihler aynı zamanda ilkbahar ve sonbaharın yani bahar başlangıç günleridir. 21 Haziran'a bakalım. Kuzey yarımkürede yaz gün dönümü ya da sol tilsi demiştik. Bakalım şimdi. Yengeç dönencesi öğle vakti güneş ışınlarını dik alır. O yüzden yengeç dönencesinde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer. Kuzey yarım kürede yıl içindeki en uzun gündüz süresi yaşanır. Dünyada güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz sürelerinin daha uzun olduğunu da bilelim. Kuzey kutup dairesinde Gündüz arkadaşlar tam bir gün sürer yani 24 saat boyunca güneş batmaz. Yengeç dönencesinin kuzeyinde kalan kuzey yarım kürenin bütün yerlerinde ise arkadaşlar cisimlerin yıl içindeki en kısa gölgesini apar oluşur. Hemen yine şeklimizin üzerinde bakalım. Bakın aydınlanma çizgimiz kutup daireleri arasında uzandı. Güneş ışınları da yengeç dönencesine yani kuzey yarım kürede gelebileceği en son noktaya dik düşmüş oldu. 21 Aralık Kuzey Yarımküre'de kış gün dönümü. Oğlak dönencesi öğle vakti güneş ışınlarını dik alır. Bu nedenle öğle vakti oğlak dönencesinde cisimlerin gölgesi ne yapmaz oluşmaz diyoruz. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer. Kuzey Yarımkürede en uzun gece yaşanır. Dünyada kuzeyden güneye doğru gidildikçe bu sefer gündüz süreleri uzar arkadaşlar. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır. Yani biraz önce Haziran'da gündüz de hatırlayın, Aralık'ta ise tam tersi güneş hiç doğmaz. Yengeç dönencesinin kuzeyinde cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur diyoruz. Yine şöyle bir görelim. Bakın aydınlanma çizgisi yine kutup dairelerinden geçer. Güneşin dik düştüğü yer Oğlak dönencesi olur diyoruz. Güneş ışınlarının yıl içerisinde dik düştüğü yerleri de bir görelim arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz gibi mavi alanlar güneş ışınlarının dik düşmediği yerleri gösteriyor. Türkiye'de arkadaşlar bu mavi alanda yer alır. Yani güneş ışınları bize denetmez, dik düşmez. Şöyle bakalım. 21 Mart'tan sonra Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar bakın güneş ışınları Ekvatorla Yengeç Dönencesi arasında, Haziran, Temmuz, Ağustos ile Eylül arasında yine Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasında dik düşer. Ama dikkat Eylül'den sonra Ekim, Kasım, Aralık ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'de Ekvatorla Oğlak Dönencesi arasında ne yapar? Dik düşer diyoruz. Yani kısaca bakın güneşin dik düştüğü yer dönenceler arasında kalan yerdir. Eksen ekliğine bağlı olarak 23-27 Kuzey ve Güney paralelleri arasıdır. Dönencelere bir kez güneş dik düşer, ama aradaki yerlere arkadaşlar iki kez dik düşer diyoruz. Kuzey yarımkürede gündüz süresinin değişimine bir bakalım. Arkadaşlar 21 Mart'tan sonra Nisan, Mayıs ve 21 Hazirana kadar yani yaklaşık 3 ay boyunca gündüz süresi Kuzey yarımkürede 12 saatten fazladır. Ve her gün uzama gösterir. 21 Mart'tan dikkat 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'dan Temmuz, Ağustos, 23 Eylül'e kadar ise. Yine Kuzey Yarımkürede gündüz süresi 12 saatten fazladır ama her gün kısalır. 23 Eylül'den sonra Ekim, Kasım ve 21 Aralık'a kadar ise gündüz süreleri 12 saatten kısadır ve her günde kısalmaya devam eder. 21 Aralık'tan sonra ise Ocak, Şubat, 21 Mart'a kadar gündüz süresi 12 saatten kısadır ama her gün tekrar ne yapar? Uzama eğilimindedir diyoruz. Gelelim gölge boyu ve yönlerine. Arkadaşlar güneş ışınlarının düşme açısı ile gölge uzunlukları nedir? Ters orantılıdır. O yüzden genellikle ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyları uzama gösterir. Bir yere güneş ışınları 90 derece ile düşerse cisimlerin gölgesi oluşmaz. 45 derece ile gelirse gölge ile cismin boyu eşit olur. Dönencelerde gölge boyu yılda bir kez sıfır olurken, çünkü biraz önce yılda bir kez dik alıyor demiştik. Dönenceler arasında ise iki defa sıfır olur. Çünkü iki defa dik aldıkları için. Dönenceler dışında ise bir yer, güneş hiçbir zaman dik düşmeyeceği için gölge boyu da hiçbir zaman sıfır olmaz. Yengeç dönencesi ne zaman peki gölge boyu sıfır olur? 21 Haziran'da dik aldığı zaman. Oğlak dönüncesi ne zaman sıfır olur? 21 Aralık tarihinde dik aldığında. Ekvator ne zaman sıfır olur? 21 Mart ve 23 Eylül'de güneşi dik aldığı zaman. Kuzey yarım kürede dönence dışındaki cisimlerin gölgesi ise hiçbir zaman sıfır olmaz ve gölge yönü de her zaman nedir? Kuzeye. Güney yarım kürede ise dönence dışında yine gölge hiçbir zaman sıfır olmaz ve her zaman da gölge yönü güneye düşer. Dönenceler arasında ise arkadaşlar gölge yönü bazen kuzey bazen güneydir. Bakın görelim. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar. Bakın dikkat. Ekvatordan uzaklaştıkça bakın ne yapıyor? Gölge boylarımız Uzama gösteriyor. Yine bakalım, Kuzey yarımkürede gölge yönü her zaman kuzeye, Güney yarımkürede güneye doğru düşer. Ama dikkat, ekvator ve çevresinde ise bazen güneye, bazen kuzeye doğru düşer diyoruz. O zaman sorularda hem kuzeye hem güneye, bazen kuzeye bazen güneye diyorsa kesinlikle nereye bakacağız arkadaşlar? Dönenceler arasına. Geldik matematik iklim kuşaklarımıza. Arkadaşlar matematik iklim kuşaklarını eksen oluşturur. Şöyle görelim hemen. Tropikal kuşak güneş ışınlarının dik düştüğü yeri gösterir. Yani dönencelerin arasıdır. Orta kuşak dört mevsimin yaşandığı güneş ışığının çok değiştiği yeri gösterir. Kutup kuşağı ise aydınlanma çizgisinin yer değiştirdiği sürekli gece ve gündüz olan alanları gösterir. Sıcaklık kuşaklarımıza bakalım. Yeryüzündeki sıcaklıklar biliyorsunuz sadece güneş ışığıyla olmaz. Kara ve deniz dağılışı, yer şekilleri, okyanus akıntıları pek çok faktör sıcaklığı etkiler. O yüzden arkadaşlar sıcaklık kuşakları ile matematik iklim kuşaklarının sınırları üst üste gelmez. Yani sıcaklık kuşakları da daha farklı yerlerden geçer. Sıcak kuşak, ılıman kuşak, soğuk kuşak ne demek? Bu da sıcaklığa göre verilmiş bir kavram. Sıcak kuşak yıllık ortalaması 20 dereceden fazla olan Ilıman kuşak sıfırla 20 arası, soğuk kuşak ise arkadaşlar 0 dereceden daha az olan yerleri içine alın. Şöyle görelim. Bakın sıcak kuşağın sınırları kuzey ve güney yarımkürede aynı değil arkadaşlar. Kuzey yarımkürede 30 derece 30 dakika paraleli, güney yarımkürede ise 27 derece paraleli. Ilıman kuşağa bakarsak ilıman kuşağın da kuzey yarımkürede daha geniş olduğunu görüyoruz. Güney yarımkürede ise bakın daha dar. Güney yarımkürede ılıman kuşak 27 ile 48 arasında. Kuzey yarımkürede ise 30 ile 68 arasında. Demek ki bakın kuzey yarımkürede hem sıcak hem de ılıman kuşak daha geniş diyoruz. Bunun sebebi nedir dersek sebebi kara ve deniz dağılışı diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.